Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Gitar Pro ile ilgili bir eğitim videosu çekmek istedim. Hem kendi öğrencilerim için hem de detaylı olarak bu Gitar Pro uygulamasının ne işe yaradığını bilmeyenler için güzel bir kaynak olacağını düşünüyorum. Şimdi hemen Gitar Pro'yu direkt açtım ve buradan kendimize bir kanal açacağız. New Files diyoruz. Burada bize diyor ki sen diyor hangi enstrümanı istiyorsun diyor. Gitar Pro'nun içinde genel olarak bütün enstrümanlar var. Bizim seçmemiz gereken bas gitar. Burada bak akustik gitar var, işte elektrik gitar var. Bir de tarzları falan da var burada bakın. Bak diyor ki mesela bas gitarın diyor akustiğini mi istersin, elektriğini mi, işte perdesizini mi, sinti mi, yoksa böyle kontrbas gibi mi istersin diyor. Biz burada bas gitarı seçiyoruz ve elektrik bas seçiyoruz. Alt kısımda bu information şey direkt ismi. Bas gitar diye yazalım böyle. Kanalımızın ismini yazıyoruz. Yani. Hop açtık. Şimdi tarafta nota yazımı ile ilgili olan bölüm var. Aşağı kısım mix ile ilgili. Sağ taraftaki kısımda bir şarkı yapmak isterseniz mesela kendiniz oturup da Gitar Pro'da sonuçta davul falan filan her şeyi yazabiliyorsunuz. Böyle oturdunuz ve kendi bestenizi Gitar Pro üstünde yazmak isterseniz onun işte bilgilerini yazdığınız bir kısım var. Bir de enstrümanların özelliklerini değiştirebildiğiniz bir kısım var. Bizim için şimdilik bu kısım önemli. Track kısmı. Track kısmından tuning'i direkt standart tuning seçtim ben. Buradan isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Bak mesela buradan direkt 5 telli, 6 telli işte çaldığınız bas gitarın türüne göre değiştirebiliyorsunuz. Ben direkt standart 4 telli dedim. Buradan şeyi değiştirebiliyorsunuz. Tuning akoru yani. Drop D yaparsınız, yarım ton hepsini düşürebilirsiniz falan filan. Her şeyi her yola gelecek hale geliyor. Burada zaten yazıyor da bu arada. Siz burada değiştirince hemen yazıyor burada. Diyelim ki 5 telli yapmak istediniz. Si, mi, la, re, sol diye direkt şey yapıyor. Biz yine 4 telliye geçelim. Alt tarafta bir şey yapmanıza gerek yok. Gitaristler için kapı falan filan var burada. Eğer gitaristseniz buradan ayarlıyorsunuz. Bu kısım bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Alt kısımda da RS dediği sound MIDI'den daha kaliteli bir sound ama çok da iyi değil yani. MIDI'nin bir tık iyisi. MIDI de standart MIDI zaten. Ondan sonra buradan şeyi seçiyorsunuz. Bas gitarınızın tonunu. Böyle bir sürü ton var. Burada bak. Şurada bir sürü adam var hatta. Ya yani bu hepsi tabi bas gitar değil. Burada şey falan var. Gitaristlerin de tonları var da. Hani buradan ne çalmak istiyor? Ben Clean Precision seçiyorum. Yani bu otomatik geliyor zaten. Alt kısmında da isterseniz amfi, kabin, equalizer, işte ne bileyim kompresör falan ekleyebildiğiniz bir bölüm var. Yani aslında bayağı detaylı pedalboard falan yapabiliyorsunuz. Ama hani bizim için şu an çok bir önemi yok bunun. Hani genel olarak bu buradan yapılıyor. Bizim kendi bas gitar kanalımız ve master kanalımız var. İkisinin de volümü var burada. Şimdi normalde burada böyle bir grup olduğunu düşün. Bas gitar var, davul var, gitar var. 50 tane kanal var diyelim ki. Şimdi çekemiyorum, gelmiyor olmadığı için. Tek kanal olduğu için. Örneğini göstereceğim biraz sonra. Bu kendi kanalınızın volümü. Bu da alttaki master'da buradaki bütün kanalların genel volümü olacak şekilde. Biraz sonra gösteririm örnekte. Tam anlamış olsunuz. Buradan kendi volümünüzü sıfıra getiriyorsunuz veya yapacağınız şarkının mixine göre bir volüm değeri veriyorsunuz. Nota bilginizin olması gerekiyor zaten buraya yazı yazmak için. Yani bir şeyler yazmak için. Şimdi ben size genel olarak şu anlatacağım. Buradan anahtarı değiştiriyorsunuz. Yani şu an fa anahtarı var bas gitar olduğu için. Buradan isterseniz değiştiriyorsunuz. Başka anahtarları da işte do anahtarı, sol anahtarı falan hepsini yapabilirsiniz. Şu kısımda re majör diyelim ki. Şöyle aşağı indiniz. Re majör. Majörü seçiyorsunuz. Re'yi seçiyorsunuz. Okey diyorsunuz. Şarkı direkt re majör oluyor. Buraya iki tane diyez geliyor. Bunu yine do majör yapalım biz. Şuradan şeyi seçiyorsunuz. Kaç kaçlık olduğunu. 2 2'lik, 2 4'lük, 3 4'lük. Bu yazanın haricinden de şuradan değiştiriyorsunuz. Ben zaten yapmışım mesela. 9 8'lik yapmışım. 9 tane 8'lik yani. 1 2 1 2 1 2 3. Buradan isterseniz böyle değiştiriyorsunuz. Direkt orada yazıyor. 3 4'lük. Herhalde orada kaldı. Onun için 3-4 yazdı. Şöyle burayı işaretliyorsunuz. Direkt 9-8'lik oluyor. Şimdi yine 4-4'lük yapalım biz onu. Bu kısımda gitar ve şeyle ilgili var. Şeyler var.
İşte slide bilmem ne band falan filan. Öyle şeylerin hepsinin olduğu bir bölüm var şurada. Şurası nota ile alakalı zaten. Bu kısımda işte slap pop bilmem ne slide yani öyle gitarın hani teknikleriyle ilgili şeyler var. Burada da yazımla alakalı şeyler var. Mesela atıyorum buraya diyelim ki işte şey yazdınız. Bir tane egzersiz yazıyorum şu an mesela. İki ölçü. İki ölçü egzersiz yazdım. Mesela egzersiz 1 yazmam gerekiyor. Normalde TXT'ye bastığınız zaman direkt buraya egzersiz 1 diye yazarsınız. Enter'a bastığınız zaman direkt şurada yazıyor. Ben genel olarak bunu yazısını küçük olduğunu düşündüğüm için şununla yazıyorum. Burada genel olarak böyle şeyler var. Buraya ne yazarsanız daha büyük yazıyor. Mesela egzersiz 1. Bakın daha büyük yazdı. Ben yani görünürlüğü iyi olsun diye bunu seçiyorum. Siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Bu kısımda başka bir şey yok. Sadece şurada şu Desync mod var. Bak şurada. Şuna tıkladığınız zaman isterseniz böyle ayarlayabiliyorsunuz. Mesela atıyorum işte iki ölçü olmasını istediniz bir sayfada. Direkt bu şekilde. Mesela dört tane olmasını istiyorsunuz. İleri yapınca zaten sayfa direkt atıyor. Hani şey ölçü atıyor. Mesela diyelim ki 3 tane ölçü oldu. Yukarıya almak istiyorsunuz. Şu artıya bastığınız zaman direkt 4 ölçü yukarıya gelmiş oluyor. Şuradan tutup mavi oluyor siz geldiğiniz zaman üstüne. Çekiyorsunuz. Burada da şöyle bir şey var. Şu araları da siz kendiniz yapıyorsunuz istediğiniz uzunlukta. Bunlar böyle eşit bir şekilde böyle. Eşitleyene kadar düzeltiyorsunuz. Şöyle mesela. Aynen. Sonra geri buna tıkladığınız zaman artık bozulmayacak bir şekilde böyle bu oluyor. Şimdi burada başka ne var? Bu kısım böyle. Yani bilmeniz gereken şimdilik bu kadar. Yazdığınız şeyin büyüklüğünü şuradan değiştiriyorsunuz. Mesela şu an %100 diyor. %150 yaptım. %200 yaptım. Burayı kapatırsanız daha net bir şekilde bütün sayfayı görebilirsiniz. Şimdi atıyorum. Yine %100 yapayım. Bir de sayfanın yapısı var. Mesela bu bir parşömen kağıdı gibi düşün. Tek sayfa. Şuraya geldiğiniz zaman 3 tane kare var bakın. Mesela sadece bu kadar çıktı almak istiyorsunuz. Direkt şöyle page parchment dediğiniz zaman altını üstünü ayarlıyor. Sadece bu yani ne yazdıysanız o gözüküyor. Normalde direkt şöyle geliyor. Tek sayfa halinde. Yine şöyle kullanacağım. Sayfa yapısı da bu şekilde. Burada bir player'ımız var. İleri geri işte. Play. Play zaten space tuşuna bastığınız zaman da play. Ondan sonra. Bu arada üstüne geldiğiniz zaman altta da yazıyor kısa yolları. Oradan da istediğiniz kısa yolu ayarlayabilirsiniz kendiniz. Metronom bölümü var şurada. Kum saati sayıyor başlıyor şarkı. Öyle düşünün. Şunu kapatayım hemen. Mesela şunu çaldıracağım. İlk önce 4 sayıyor, sonra direkt hemen başlıyor metronomsuz. Bu da metronom da direkt metronomla beraber çalıyor. Sizin yapmanız gereken bu mesela Guitar Pro'da bir şey çalışırken altta kesinlikle metronom olacak. Metronomun sound'unu da volümünü de buradan ayarlıyorsunuz bu arada. İstediğiniz gibi volüm olarak dengeleyebiliyorsunuz. Çaldığınız şeyden yüksek veya aşağıda olmasını istiyorsanız. Şimdi şu da loop. Buna basılı olursa biraz önceki gibi sürekli çalar. Hiç durmaz. Hani böyle bir özellikle güzel bir egzersiz buldunuz ve baştan başlayıp hiç durmadan mesela 2 dakika çalmak istiyorsanız böyle bir şey yaparsanız süper oluyor. Onun haricinde bir de genel metronom var. Genel metronom da şurada. Şu an mesela 120 metronom. Burada da yazıyor zaten. 120 metronom çok hızlı geldi size. Bunu 60 metronom yapmak istiyorsunuz. Hemen şöyle değiştiriyorsunuz. Şuraları boş saymasın. 60 metronom şu anda. Aynen. Şurayı değiştiriyorsunuz. Şuradan zaten şuradaki 60 işareti var ya ona tıkladığınız zaman direkt istediğiniz sayıyı girip istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Egzersiz yaparken altta metronom gelip bu şekilde çalıştırmak acayip işinize yarar.
Kas hafızanızı acayip geliştirir. Onun için kesinlikle böyle çalışın. Sakın şey yapmayın yani. Metronom herhangi bir egzersizi çalışmayın. Onun haricinde şurada şöyle bir şey var. Gitarın hani ne seçtiyseniz aslında gitar, bas gitar, işte klasik gitar neyse artık yani onun şeyi çıkıyor, sapı çıkıyor. Buradan notaları da görebiliyorsunuz hani. Mesela 1 F. Mesela burası. 2. Buraya tıkladığınız zaman burada değişiyor bu arada. Fa diyez, sol, la değişiyor bakın. Yukarıda isterseniz notalarla ilgili sıkıntınız varsa bu şekilde hangi telin hangi notasının hangi nota yazılımında hangi yere geldiğini de görmüş oluyorsunuz. Öğrenmek için süper işe yarıyor. Aynı şekilde bunun şeyi de var. Klavyesi de var. Şöyle. Keyboard. İstediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Yani bastığınız notayı direkt aşağıda veriyor. Akor basmak istediğiniz zaman falan gitarda işte piyanoda falan çok acayip işinize yarar. Yani böyle burada aramak yerine direkt buradan basa kendi basım şeklinizde burada yazarsınız direkt olur yani. Onun haricinde R'ye basarsanız mesela bir notanın üstünde R'ye basarsanız direkt sus işareti yapıyor. Bunu sus işaretlerini eksi ve artıyla eksiltip arttırıyorsunuz. Bilginiz olsun. Mesela hammer-on yapmak istediniz. Direkt ilk notaya H'ye basıyorsunuz. Direkt o hammer-on yapıyor. Şu an burada bir birden bire yapmasın da birden üçe hammer-on yapsın mesela. Yani birden üçe şu an şöyle gelsin. Evet arkadaşlar şimdi kendi bir sitesi var Ultimate Guitar diye. Bu siteye girdiğiniz zaman atıyorum diyelim ki işte Nirvana veya Red Hot Chili Peppers yazalım. Red Hot. Şöyle açalım. Seçelim. Şimdi Red Hot Chili Peppers yazdık ve Search'e bastık. Burada Official, Chord, Tab, Guitar Pro, Power, Bass, Drum, Video, Ukulele diye bir sürü bölüm çıkıyor. Biz bas gitarist olarak bas bölümüne de bakabiliriz. Bas bölümünde tab şeklinde vardır ama böyle çalımlı değil. Gitar Pro'yu istiyoruz biz. Gitar Pro'ya tıkladığımız zaman bütün ne kadar işte Red Hot Chili Peppers'ın şeyi varsa, albümü varsa ama adamlar bütün albümü Gitar Pro'ya koymuş ya. Californication'ın. Bunun gibi mesela atıyorum işte Around the World çalmak istiyorsunuz. Burada bakmanız gereken şey şu yıldızlar. 69 kişi mesela buna güzel evet demiş yani. Ama genel olarak bazen çok daha iyisini yapan da oluyor. Onun için genel olarak şöyle bir bakın. Onu da şöyle diyelim ki bu işte bunu seçtik biz. Burada bir ön izleme sayfası çıkıyor. Buradan zaten enter'a bastığınız zaman MIDI olarak şey yapıyor, gösteriyor burada. Bakıyorsunuz, doğruysa zaten anlıyorsunuz. Burada gitarı falan da var bu arada. Gitarları, işte davulu, perküsyon varsa. Biz böyle bas gitar seçiyoruz. Buradan ön izlemeden baktığımızı aşağı doğru iniyoruz. Tamamen en aşağıya. Şurada Download Guitar Pro Tab yazıyor. Buna tıklıyoruz bir kere ve iniyor. Buna tıkladığımız zaman açılıyor artık sayfa. Şimdi burada yapmamız gereken ilk önce şu aşağıya açıp şuradan bas gitarı seçeceğiz. Burada şimdi iki tane bas gitar var. Biri efekt diyor. Overdrive efekti kullandığı için aynısını bir de overdrive ile yazmışlar. Bakıyoruz. Siz ama yine de kontrol edin her şeyi. Burada kendi volümü mesela şey eksi 7 demiş. Eğer ki böyle duyamadığınızı düşünürseniz buradan direkt kendi volümünü arttırırsınız. Diğer enstrümanları da düşürebilirsiniz bu arada. Çok açık olan varsa sizin kulağınıza gelen. Hani bu zaten mix ile alakalı bir şey. İyi bir şekilde duymak. Şimdi mesela tekrar bakıyorum. Şu anda bizim yüklediğimiz gitar prolarda RS var. MIDI yok. Biraz önceki web sayfasında baktığımız MIDI'ydi ve tonu kötüydü. Şimdi bir de RS ile dinleyelim nasılmış. Yani RS de işte MIDI'den bir tık daha iyi. Öyle söyleyeyim. Genel olarak bir tık daha iyisi. İsterseniz burada sadece kanalını mı dinlemek istiyorsunuz? Direkt şu kulaklık işaretine gelip sadece şurayı dinlemek istiyorsunuz.
sola yaptım ve buraya geldim. Burayı çalışacağım. Direkt enter'a basıyorsunuz. Evet. Şimdi bunun hızlı olduğunu düşünüyorsunuz. 100'müş metronom. Hemen şuraya geliyorsunuz. Bunu 50 yapıyorsunuz. Mesela atıyorum. Yavaşlattınız yarı yarıya. Sonra bunu loop yapıyorsunuz. Ve bas gitarı alıp elinize bunun aynısını aynı şekilde çalmaya çalışıyorsunuz. Bu hızlıysa daha da düşürün aşağıya. Ayrıca şuna dikkat edin. Normalde şarkının metronomu 100. Ben sadece seçtiğim bölümün metronomunu değiştirdim. Yani atıyorum şarkının komple metronomunu düşürmek istiyorsanız en başa gelip de metronomu değiştirmek gerekiyor. 50. ölçüde burada değişik bir şey var. Çalmak istiyorsunuz. Şuraya geldiniz seçmeden sadece buraya gelip tıkladınız. 30 metronom dediniz. Şarkının başı 100 metronom gelir. Buraya geldiği zaman 30. Buradan sonrası 30 metronom olur. Ona dikkat edin. Yani şarkının metronomunu komple değiştirecekseniz başa bir kere tıklayıp sonra metronomu değiştiriyorsunuz. Eğer bir yer varsa, özel bir yer varsa mutlaka seçip metronomunu değiştiriyorsunuz ki sadece oranın metronomu değişsin. Komple bütün şarkının metronomu değişmesin. Buradan isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Ben genelde şöyle yapıyorum. Aşağıyı kapatıyorum. Volüm dengesini falan ayarladıktan sonra ne oluyor? Önünüze geliyor zaten. Böyle yavaş yavaş atıyorum 40 metronomda. İlk önce dinliyorsunuz. Ondan sonra metronomu açıyorsunuz ve metronomla çalışıyorsunuz. Sitesi de bu şekilde. Gayet kolay. Türkçe şarkıların yani böyle geneli var yani böyle çok şey hani yeni çıkan gruplar falan filan yok. Duman bulursunuz burada böyle tabını. Ya süper doğru da değil de yabancıların genel olarak %90'ı 99'u hatta mutlaka yani birebir çıkartan oluyor böyle. Komple bütün her şeyini gitarını, basını, davulunu hatta bazılarının da vokaline kadar yazmış oluyorlar. Onun için bu site yani sizin için altın çalışmak için. Ya özellikle de yabancı bir repertuarınız varsa mesela mükemmel bir site. Direkt çok işinize yarar. Ve dediğim gibi yabancıların genelde hepsi var yani. Neredeyse bütün yeni çıkan şarkıları bile yapıyorlar. Dediğim gibi buradan oturup düzgün bir şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Bayağı da işe yarıyor. Ben öğrencilerime kendi yaptığım müfredatta bu şekilde çalıştırıyorum. Kendim oturdum, müfredat hazırladım işte, egzersiz hazırladım. Bu egzersizlerle çalıştırıyorum öğrencilerimi. Eğer siz de ders almak isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca offline ders almak için kanalımdan katıldan kayıt olup offline derslerime bakabilirsiniz. Orada çünkü baya güzel egzersizler ve gruplar var. Şimdi rock bass line'lar ekledim. Baya iyi ve baya zor yani. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız oraya bir bakın mutlaka. Hani fiyatına göre mükemmel bir arşiv var orada ve sürekli de ben atıyorum oraya video. Katıl kısmındaki basiste genelde başlangıç egzersizleri ve şeyleri atıyorum. Offline derslerin ilk mesela atıyorum işte rock bass'ın ilk videosunu basiste atıyorum. Ama ondan sonrakilerini direkt offline derse atıyorum. Ve hani fiyatına göre mükemmel. Hani neredeyse 60 tane video var. Her türlü stil neredeyse var. Slap'ten işte caza veya işte ne bileyim reggae'ye hani bulamayacağınız ve çok güzel egzersizler olan baya güzel videolar var. Buradan kendinizi geliştirebilirsiniz. Onun haricinde bir tel parası diye bir bağış kısmı yaptım. Sağ olsun bazıları yolluyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Sonuçta ben hani YouTube'a video çek yani video çekmek için ekipman alıyorum ve ekipman için de işte paraya ihtiyacım var. Ayrıca enstrümanla ilgili de biliyorsunuz desteğe ihtiyacım var. Burada bana destek olursanız, hangisinden destek olursanız benim için fark etmiyor. Çok teşekkür ediyorum hepsi için. Ağanın eli tutulmaz. Yardımlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Mikrofon için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolar gelecek. İlk videodaki mikrofonla ilgili bir sıkıntı olursa da kusura bakmayın. Bunu işte yavaş yavaş çözeceğim hepsini. Sonra daha güzel videolar gelecek yani. Herkese tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.